Selam canlar, yeni Vibra'a hoş geldiniz. İyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir hepiniz. Bugün günlerden çarşamba ve biz bugün hep beraber mutfağımı temizleyeceğiz. Biliyorsunuz Ramazan'a sayılı günler kaldı. O yüzden gün ve gün hep böyle düzen yaptım aslında. Sizler pek görmediniz. Çünkü hep böyle vlog çekmediğim anlara denk geldi. Zeyt Mirza'nın dolabını güzelce düzenlemiştim. Olmayan kıyafetlerini ayırmıştım. Onu da sonra zaten gösteririm. Yani dolap düzenini. Sonra makyaj masamı falan toparlamıştım, çekmeceleri. Bir de bayağı işte kullanmadığım böyle makyaj ürünlerini falan çıkardım, attım yani. Böyle senelerce orada duran ama kullanmadığım ojeler olsun, ne bileyim kurumuş rimeller hani. Onların hepsini ayırdım. Şu an çok tertemiz, içim rahat. Ama mutfak en büyük mesele yani. En çok iş zaten hep mutfakta oluyor. O yüzden şimdi mutfağı yapacağız. Zeyt Mirza'yı öyle uykusuna uyuttum. Bu arada bugün kreşe gitmedi. Çünkü gece maalesef ateşlendi. Zaten hasta olacağı hani belliydi. Çok böyle halsizdi, iştahsızdı. Yani ilk belirtilerini vermişti açıkçası. Ama şimdi uyuyor. Ben de sakince de şöyle sizlerle birlikte mutfağımı temizleyeceğim. Yani işte üstünü sileceğim, camlarını sileceğim. Kapak işte yüzlerini her yerini sileceğim. Bir de buzdolabını düzenlemek istiyorum. O yüzden ilk buzdolabından başlayalım. Şöyle buzdolabı için hep bu ürünü kullanıyorum. Gerçekten çok güzel yani iyi temizliyor. Bir de çok ferah bir koku bırakıyor bence. Bunu size tavsiye ederim. Özel zaten buzdolabı temizlemek için. Bu şekilde neyse o zaman hemen buzdolabından başlayalım. Hemen başlayacağız. iPad'im burada. Sonra sizi hızlandırdığımda dizi açarım kendime. O zaman daha keyifli oluyor. Şimdi ilk başta bir her şeyi çıkartacağım buzdolabından. Bakalım ne var ne yok. Ona göre temizleyelim. Hafta sonu zaten alışverişe gidilmesi lazım Ramazan'dan önce. O yüzden fazla da dolu değil yani. Hani var yine bir şeylerim de böyle tıka basa böyle buzdolabım. Geçen bu şeyi aldım. Kiri dipi. Bayağı lezzetli. Yani ilk defa aldım ama Zeyt tabii iştahsız olduğu için yemedi de ben yedim. Şöyle içinde 3 tane paket satılıyor. Bakın şöyle labneye batırılıyor. Böyle grissini gibi düşünün. Kraker. Bayağı lezzetli sevdim. Göstereyim dedim. Aslında senelerdir olan bir şey. Hiç gördüğüm bir şey ama hiç almamıştım. Zeyt de tadına baksın. Eğer beğenirse alırım artık bundan sonra. Hemen çıkartıyoruz. Valla fazla bir şey yok dedim. Yine bayağı varmış. Neyse. Boşaltalım şuraları. Güzelce bir kaplamayla yıkayayım. Sabunlu bol. Tertemiz olsun. Hafta sonu da alışverişe gidince rahat olur. Şu taraf kötü olmuş da diğer tarafı iyi. O yüzden keseceğim ben bunu. Bu tarafı daha güzel çünkü. Ben nereye çekiyorum ya? Sanki çok aşağıya çekiyormuşum. Bunları şimdi yıkayacağım. Şunları da yıkayacağım. Umarım Zeyt uyanmadan yetişir. Abi çıkmıyor mu diyor. Hep unutuyorum bunu. Ama çıkıyor mu sanki? Neyse bunu böyle stresliyorum. Çok da önemli değil. Şu çıkan şeyleri çıkartayım.
akşamlar buzdolabı bitti, tertemiz oldu. Şu anlık böyle yine. Alışverişe gidilmesi lazım dediğim gibi. Burada bir kapya biber ve limon. Burada da kabağım var. Birazcık da salatalık kalmış. Bu şekilde. Aynen. Şimdi bu bitti. Ben de ne yapacağım? İlk başta bir yani camı silmeden önce. Ay önce bir hava durumuna bakayım. Umarım yarın falan yağmur yağmaz. Dolabın üstündeki şu kutuyu çıkartmam lazım. Ay, indirim. Sonra üstünü sileyim. Çünkü sonuçta tozlanmıştır. İlk orayı yapmak istiyorum. Sonra tekrar her yer kirlenmesin diye. İlk orayı yapalım. Sonra camı silelim. Sonra da tezgah ve dolap kapaklarını beraber silelim. Evet, şimdi bunların üstünü de sildim. Havalandırmanın şu yanlarını aldım ama şu magnetlerin olduğu yeri şimdi yapmayacağım. Önce bir camı sileyim de sonra dolap yüzlerini silerken onları indirmeyi düşünüyorum. Bu arada şu kartonu da indirdim. Yani nefret ediyorum orada bir şey olduğunda. Hep ben böyle çıkartıyorum. Akif gidip koyuyor. Şu an çıkardım ama tekrar koymayacağım. Akif de koyamaz artık. Sadece şurada bir yeşil dosya var. O da mutfağın belgeleri. Bir de kaufvertrag falan. O yüzden o hep orada. Böyle. Şimdi hemen camın önünü boşaltayım ve camları sileyim. Camlarım tertemiz oldu. Cidden baya iyi oldu şu an. Bunları da sildim her şeyi burada gördüklerinizi. Ve tekrar yerlerine yerleştirdim. Şimdi şuradaki dağınıklığı kaldırıp kirli bezleri de kaldırayım. Ondan sonra mutfak yüzlerini bir de havalandırmayı sileceğim. Ondan sonra mutfakta işim bitiyor. Bu arada tam bir saat olmuş ben mutfakta olalı. Siz tabi hızlandırmalı bir şekilde izlediğiniz için size hemen geçti de. Şimdi yani 15-20 dakikalık bir işim kaldı aslında. Hemen onu da halledeyim. Vallahi dolap yüzlerini de sildim. Yoruldum. İşim bitti. Şimdi kendime şöyle bir kahve yaptım. Canlar. Peçetemin üzerine koydum. Bir de hurma yedim yanına. Bunu da yerim daha. Çok lezzetli ya. Böyle büyük hurmaları çok seviyorum. Tabii bu kadar büyük değil de pakette daha büyükleri var içinde. Bayağı seviyorum. Ay yoruldum. Bir de tavuk çıkardım. Bir tezgah sileceğim. Sonra bir işim yok daha mutfakta. Tavuk çıkardım. Bunun buzu açılsın. Şnitzel yapacağım. Evet, yeni temizlenmiş bir mutfakta. Yağ kızartacağım. Yağda kızartacağım. Ama olsun. Burayı daha silmedim. Şu arkayı. Yani şu an kirli değil ama yağdan sonra muhtemelen sıçrayacak. O yüzden onu şimdi yapmayacağım. Şnitzel yaparım dedim. Bir de patates haşlayacağım. Onu böyle yağda kızartırım. Güzel olur. Bayağıdır da yapmadım. Yeriz sonra. Mutfağım şimdi tamamen bitti. En son mikrodalgamın da içini dışını güzelce bir sildim. Havalandırmamı da sildim. Şu an çok mutluyum. Sadece havalandırmanın şu takılan şeylerini akşam makineye koyacağım. Makinede yıkansınlar. Valla iyi oldu ya. Hallettim ya. Çok mutluyum Ramazan öncesi. Şimdi hemen patateslerimi koyacağım. Akşam yemeği hazırlığıma direkt geçiyorum. Çünkü Akif'in de iş saati geliyor zaten. O yüzden patateslerimi soyayım, haşlansın. Akif fazla yapma dedi hani. Yani açım dedi ama o kadar aç değilim dedi. O yüzden porsiyona dikkat ederim diye düşünüyorum bakalım. Gerçi kalırsa sorun da değil de ertesi gün yine yenir yani. Ben yiyorum genelde kalınca. Öyle. Ama şey sıkıntı mesela hani yemek çok kaldığında ertesi günde tekrar bir şey yaptığında o zaman tabii kötü oluyor. Mesela Akif pek böyle
ertesi günden kalan şeyleri yemeyi sevmiyor. Yani bu onun oldum olası bir huyu mesela. Çok nadir yer yani gerçekten. O yüzden porsiyonuma genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Hani biraz böyle kalırsa da hiç sıkıntı olmuyor dediğim gibi. Çünkü ben hep yerim yani. Öyle. Ay bu arada kızlar o videomu koydum ya altına o kadar güzel yorumlar gelmiş ki gerçekten çok çok mutlu oldum. Ve şu an yani nasıl seçeceğim o yorumların arasından birisini hiç bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok çok tatlı yorumlar var ve istemsizce hani böyle bir düşünceye kapılıyorum. Hani sizi üzmek istemiyorum. Şimdi birisini yani birisini seçince o kişiye tabii ki de seve seve yollayacağım. Ama diğerleri adına böyle kendimi biraz kötü hissetmiş gibi olacağım. Çünkü dediğim gibi çok güzel yorumlar geldi. O yüzden nasıl seçerim inanın bilmiyorum. Hepsi tatlı ya. Vallahi hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin güzel bakışı diyorum. Her zaman için gerçekten güzel bakan, güzel görür. Ama zaten aylık yapacağız hani. Eğer bu ay size çıkmazsa aranızdan birine, diğer ay belki çıkar veya ondan sonraki ay da çıkabilir. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Yani ben de isterim gerçekten her birinize yollayayım. Ama dediğim gibi bakacağız artık aylık aylık. Herkesin gönlü hoş olsun yeter ki. Şimdi patateslerimi de bir soyayım da hemen haşlansınlar. Bu arada nefes nefeseyim çünkü daha yeni bitti temizlikle direkt hani yemeğe geçtiğim için hiç soğuklanamadım haliyle. Dedim bari mutfaktayken bu da aradan çıksın ya valla. Sonra dinlenme moduna geçince hiç yani enerji kalmaz. Bu arada niye bıçak almadım? Küçük patatesleri seçiyorum arasından da bu şey bende biraz zor söylüyor gibi. Öyle valla. Bakalım oğlum bu gece nasıl olacak? Dün gece dediğim gibi uyandı, ağladı bayağı. Ateşlenmişti. Öksürük, işte burun akıntısı falan. Yani klasik salgın. Her zamanki gibi. Tabii daha ileriye gitmez inşallah. Bakalım ya hayırlısı. Neyse canlar ben şimdi dizimi devam izleyeyim. Sizleri sonra açarım. Ve yemeğimiz hazır. Maalesef yeşilliğim yoktu o yüzden. Sadece tereyağında Alayım kızarttım. sana yeşillik. Zeyt Mirza bu arada babasını bekleyemedi. Ona önce koydum. Yedi o da. Tavuğu Eline çok sağlık. sevdiği için yedi valla. Şimdi iştahsızlığı ya dünden beri doğru düzgün bir Bir şey yedi yemedi. sekizde. Aynen yedi ama bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi afiyet Allah olsun. ondan razı Amin. Sizlere hemen oluşumun dolabını da göstereyim. Dediğim gibi geçen gün yani 2 gün falan oluyor sanırım. Ona olmayanları tekrar bir ayırmıştım. Bunlar boşaldı gördüğünüz gibi. Yani bunları giyiyor zaten. Şu an hepsi kışlık falan. Böyle ince bodyleri de var tabii de. Biraz havalar daha çok ısınsın. Yine bir alışveriş yaparım Zeyd Mirza'ya. Böyle ince takımlar. Hani kalınları haliyle bir iki aya giyemez yani. Çok kalın olan kazakları. Bu tarafta böyle. Yani burada şöyle Bausteineleri var. Legosu bir de şu. Bunları hep dolabın içine saklıyorum. Hani etrafta durmasın diye. Böyle istediğimiz zaman hani çıkartıp oynuyoruz. Burada da oğluşumun bebeklik albümü var. Geçen gün Instagram'a da paylaşmıştım. O kadar tatlı ki. Ya resmen 3 yaşına girecek önümüzdeki ay ya şaka gibi. Şunun minnoşluğuna bakın. Şunun minnoşluğuna bakın ya. Yedi cüceler gibi. Üf. Vallahi insan duygusallaşıyor ya. Bu da böyle hatıra burada duruyor. Burada da oyun kartları var. Bebeklikten kalma hatıraları var. Şöyle hediyelikleri vesaire. Şu tarafta çorapları var. Bu ayakkabı temiz. O yüzden burada biraz büyük geliyor çünkü. Burada böyle çamaşırları ve buralar. Yani bu şu an boşalmış hali. Bu taraf mesela full şey. Bu üçüsü adını siz getirin. Eşofman altları. Bayağı dolu dolu. Bu tarafta birkaç yazlık takımı var. Büyük oldukları için kaldırmadım. Eminim bu yaz olur. Çünkü hala aynı beden.
Geçen sene Zeyt Mirza biraz tombuldu. O yüzden hala aynı numarayı giyiyor. Yani 110. Bazen 116. Ama genelde 110. Ya da 116 mı? Ay bayağıdır böyle almadım ya, unuttum. Neyse. Şurada da atletleri var. Burada tüm pijamaları var. Burada da pantolonları, burada da mayoları var zaten. Yani bu şekilde dolabı. Yine bayağı doluydu da çıkardım yani. Bunlar hala oluyor yani. Bunları çıkarmadım. Şu şekilde. Yani size göstermiş oldum. Canlar, öncelikle ışık ve kalite için kusura bakmayın. Saat bayağı geçti ve sadece şuradaki lamba yanıyor şu an. Bu arada dekorasyonu ne güzel duruyor kız. Neyse. Yine bir günün sonuna geldik. Ay vallahi bugün yoruldum ya. Birkaç yeri daha düzenledim ama çekim yapamadım. Sonra zaten Zeyd Mirza uyandı. Ben yemek yaparken, o yüzden fazla gelmedi. Sonra yemeğimizi yedik. Zeyd'in dolabını zaten göstermiştim. Sonra işte makyaj aynamı falan yapmıştım. Çanta dolabımı yaptım. Banyo dolabını yaptım. Yani yaptım bayağı bir şeyler. O yüzden yoruldum, oturdum ve hala o kadar güzel yorumlar geliyor ki ya dünkü videoya, o şeyin. Çok zorlanıyorum şu an, ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde bir 2-3 gün daha bekleyeceğim. Ondan sonra seçeceğim ama çok zor olacak benim için. Gerçekten keşke hepinize birden yollayabilsem. Neyse, artık seçeceğiz birini. Öbür ayda başka birini. Bu arada kendime az önce şöyle bir tatlı tabağı hazırladım, öyle söyleyeyim. İçinde yoğurt var. O yoğurdu şu bala benzeyen şeyin adı neydi ya? Agavendiksaftan tatlandırdım. Üzerine, yok, içine hurma doğradım. Üzerine lotus bisküvisi ekledim ve lotus kremasını erittim mikrodalgada ve üzerine gezdirdim. Bu tatlıyı hep böyle canım tatlı bir şeyler istediğinde ve evde böyle pasta türü bir şey olmadığında bunu yapıyorum. Aynı lotus cheesecake gibi oluyor yani. Normalde hurma koymuyorum. Hani bugün hurma var diye koydum ama bayağı lezzetli oluyor işte yoğurtlan, lotus bisküvisi ve eritilmiş lotus. Mis gibi oluyor yani, cheesecake'i aratmıyor. Onu yedim. Bir yandan da şurada dizim açık. Keyif yapıyorum valla. Bizimkiler uyuyor tabii. Bu arada dün Zeyd'in ateşi vardı dedim ya size. Bugün ama çok şükür hiç ateşi yoktu. Umarım gece de ateşlenmez. Galiba sadece böyle 1-2 günlük bir şeydi. Yani inşallah öyledir. Bakacağız artık. Bu gece göreceğiz. Yarın haber ederim size. Aslında uykum var da bir yandan da işte dizi izlemek istiyorum. Hep aynı sorun. Neyse canlarım, hepinizi öpüyorum. Umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşelim. Bay bay.